Arı Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim hazır baklavalık yufkadan dışı çıtır çıtır, içi yumuşak ve çok lezzetli bir börek tarifi. Bakın çıtırtısına, çıtır çıtır bir lezzet. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sizler de bu tarifi yapmak istiyorsanız bu tarifi kaçırmayın. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle 500 gram beyaz peynirimizi ezelim. 2 tepeleme yemek kaşığı yoğurdumuzu ilave edelim. Süzme yoğurt kullandım. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Karabiberi zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. 2 adet yumurtamız var. 1,5 su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Kullandığım bardak standart bardak ölçüsüdür. 1 tatlı kaşığı kabartma tozumuza ilave ediyoruz. Kabartma tozumuz içi hamurlaşma olmasın diye kullanıyoruz. Islak bir harç olduğu için hamurlaşma olmasın diye kullanıyoruz. Homojen olana kadar çırpıyoruz ve iç harcımızı bir kenara ayırıyoruz. Diğer kasemize 1 şişe maden suyumuzu ilave ediyoruz. 1 çay bardağı da zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Kullandığım bardak ölçüsü 125 milimdir. 1 çay kaşığı da tuzumuzu ilave edip sosumuzu da karıştırıp bir kenara ayırıyoruz. 800 gramlık baklavalık yufka kullandım. Baklavalık yufkamızın 16 adetini bir kenara ayırıp diğer kalan kısmını rulo yaparak ince bir şekilde kesiyorum. Ayırdığım baklavalık yufkanın ikişer kat olacak şekilde 8 tanesini tepsimizin tabanına, 8 tanesini de tepsimizin üzerine yerleştireceğim. Doğradığımız baklavalık yufkalarımızı açarak bir kenara ayırıyoruz. Ve baklavalık yufkamızın tamamını doğrayıp tel tel ayırarak bir kenara ayıralım. Şimdi tepsimizin tabanını ben tepsim yapışmadığı için yağlamadım. Sizin tepsiniz yapışıyorsa tabanını yağlayın. 2 adet baklavalık yufkamızı alıyoruz ve diğer 2 adeti de alıp karşısına koyuyoruz. Diğer kalan baklavalık yufkalarımızı da tepsimize yerleştirelim. Şimdi hazırlamış olduğumuz maden sulu zeytinyağlı karışımımızdan baklavalık yufkalarımızın her yerine gelecek şekilde baklavalık yufkalarımızı ıslatalım. Şimdi doğradığımız baklavalık yufkalarımızı da tepsimize eşit gelecek şekilde her yerine serpiştirelim. Tekrar sodalı zeytinyağlı karışımımızdan baklavalık yufkalarımızı ıslayalım. Her yerine eşit şekilde zeytinyağlı sodalı harcımızdan sürüyoruz. Peynirli karışımımızı da bu aşamada ilave ediyoruz. Peynirli karışımımızı da eşit bir şekilde döküyoruz ve düzeltiyoruz. Paket şeklinde böreğimizi kapatıyoruz. Benim baklavalık yufkalarım birazcık çürük çıktığı için küçük yırtılmalar oldu ve birazcık sosum dışına taştı ama herhangi bir sorun olmaz. Siz daha taze bir baklavalık yufka kullanırsanız sosunuz da dışarıya çıkmaz. Tekrar zeytinyağlı harcımızdan ilave ediyoruz. Ayırdığımız diğer baklavalık yufkalarımızla ikişer ikişer böreğimizin üzerine kapatıyoruz. 2 adet baklavalık yufkamızı koyup ve kenarlarını, fazla gelen yerlerini böreğimizin altına getiriyoruz. Tekrar zeytinyağlı karışımımızdan sürüyoruz. ve tekrar baklavalık yufkamızı koyuyoruz. Fırınımızı daha önceden 180 derecede alt üst ayarda ısıttım. Böreğimizi 180 derecede 55-60 dakika pişirelim. Yüksek ısıda pişirirsek böreğimizin dışı pişer, içi hamur kalabilir. O yüzden düşük derecede kontrollü bir şekilde 55-60 dakika böreğimizi pişiriyoruz. Tekrar baklavalık yufkamızı koyarak fazla gelen kısımlarını böreğimizin altına alıyoruz. Tekrar sosumuzdan ilave ediyoruz. Son baklavalık yufkamızı da ilave ederek tepsimizi fırına göndereceğiz. Tekrar kalan sosumuzun hepsini de üzerine gezdirelim. Ve üzerine sürelim, kuru kalmayacak şekilde. Böreğimizin üzerine hava delikleri açalım. İçi de güzelce pişsin diye. Ve böreğimizin üzerine susam serpelim. Böreğimizi sıcak fırına pişmesi için göndereceğiz. Kenarında batan yerlerini bir bez yardımıyla sildim. Böreğimiz 60 dakika sonra benim böreğim pişmişti ve ılıdı. Şimdi servis zamanı. Böreğim o kadar lezzetli oldu ki ortalama 6-7 kişiyi rahat doyurur. Hem besleyici, hem lezzetli, hem pratik, hem de çok kolay bir tarif. Çok doyurucu bir tarif. Çıtırtısıyla sizi baş başa bırakıyorum. Böreğimizi istediğimiz büyüklük ve dilimlere ayırarak servis yapıyoruz. Şimdi diğer tarafını da keselim. Daha sonra sunumuna geçeceğiz. Gerçekten çok güzel bir tarif oldu. İçi de yumuşacık. Böreğimizin iç dokusunu sizlere göstereceğim. İçi de en ufak bir hamurlaşma yoktu. Çok lezzetli ve güzeldi. İçini de size göstereyim. Çok güzel. Altı üstü güzelce kızardı ve içi de düşük ayarda pişirdiğimiz için içini çeke çeke çok güzel bir şekilde pişti. Bu tarifim de buraya kadardı. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yapın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.